maçlar. Bugünkü konumuz Türkiye karşı. Artık bugün gerek birinci seminer, gerekse ikinci seminerde anlattıklarımızın Türkiye'ye uyarlamasını burada göreceğim. Biraz daha kapsamlı olacak. Tamam, ayrıntılıyı veremiyoruz. Özetin özeti şeklinde sizlere bunu anlatacağım. Türkiye kastı son derece önemli olduğunu daha önce söylemiştik. Ülkemizin geliş güç bölümü karşılaşmaya uygun çözünebilir kayaçlardan oluşuyor. Ve bu kayaçların üzerinde ya da içinde kastik şekiller meydana geldi. Bu kastik şekiller gerek ekonomik olanakları, gerekse sosyo-kültürel gelişim üzerine etkileri, gerekse çevresel sorunları beraberinde getirmesinden dolayı çok büyük önem arz ediyordu. O yüzden Türkiye kastını uzun yıllar çalışan bir kişi olarak burada özetleyerek, genelleyerek sizlere anlatacağım. Buradaki bilgilerin, gözlemlerin çoğu daha önce de söylemiştim. Yaklaşık işte 40 seneye yakındır Türkiye kastı üzerine, Türkiye jeomorfolojisi üzerine çalışıyorum. Ve burada kendi gözlemlerimle elde ettiğim sonuçlar, bilgiler, kendi çektiğim resimler büyük bir bölümü sizlere anlatacağım. Ve burada da yine Türkiye kastı ile ilgili olarak ortaya koyduğum bir model var. Kast sınıflaması modeli. Bunu da bir kez daha sizlere anlatacağım. Bu önümüzdeki resim, Muhammed Hocam da çok iyi bilir, Beyşehir Gölü güneyinde Kemboz Polyesi. Belirgin bir tektonik hat üzerinde gelişen bir akarsuyun, Pliyosen Manavgat Nehri'nin bir kolunun, daha sonra Pliyosen sonra bölgenin yükselmesi sonucu bu akarsu parçalanıyor ve karstlaşıyor. Bu karstlaşmaya bağlı olarak da o genişliği son derece az, uzunluğu son derece fazla olan Kemboz Polyesi meydana geliyor. Gerçekten bu polyeler içinde son derece karakteristik. Aynı zamanda çevresinin jeolojik yapısı, tektonik yapısı, morfolojik yapısı gerçekten son derece ilginç birçok özelliği beraberinde getiriyor. İlk iki seminerde de bu slaytı göstermiştim sizlere. Kars dediğimiz zaman birçok kişi Kars'ın ne oldu ya da bir etken mi, süreç mi olduğunu hala tartışır. Biz yeryüzü şekillerinin oluşmasında üniversiteye giden arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız bilir. Genel jeomorfoloji dersinin başlangıcında şöyle bir formül vardır. Jeomorfoloji ya da yeryüzü şekilleri eşittir yapı, etken ve zaman şeklinde. Süreçte etkenlerin etkime biçimleriydi. Yapı ana kaya, litosferi oluşturan ana kaya. Ana kayayı meydana getiren olaylar, özellikler yapının üzerinde anlatılıyor. Etkenleri de iki ana grupta ayırmıştık. İç etkenler ve dış etkenler. İç etkenler kaynarını, gücünü, hareket yeteneğini mantoda, magmadaki konveksiyonel hareketlere bağlı olarak meydana gelen levha hareketleri sonucu kazanıyor. Biz bunlara da yapıcı kuvvetler adını vermiştik. Litosferi oluşturan, yer kabuğunu oluşturan, meydana getiren kuvvetler. Buna karşılık artık yapı yüzeye çıktıktan sonra, açığa çıktıktan sonra, atmosferle temas haline geçtikten sonra dış etkenler devreye giriyor. Dış etkenlerin de kendilerine göre farklı süreçleri var. Dış etkenlerin içinde en önemli, en belirgin, en karakteristik olanı sular. Burada sular dediğimizde hem yüzey suları hem yeraltı sularını kastediyoruz. Bu sular litosferi iki farklı süreçte aşındırıyor. Bir tanesi fiziksel süreçler. Yani akarsu gücüyle orantılı olarak yapıyı, yapıda meydana getirdiği değişiklik, aşındırma, taşıma, biriktirme. Buna karşılık suyun başka bir özelliği, başka bir süreci ise kayayı çözmesi. Hangi kayayı? Çözülmeye uygun kayayı çözerek değişikliğe uğratması. Biz buna kars diyoruz. Bu süreç sonucu meydana gelen şekle kars diyoruz. Karstlaşmanın meydana gelmesinde çözünmenin ya da korozyonun çok önemli etkisi var. Ama zaman zaman özellikle
dünkü dersimde mağaralardan bahsederken mağaraların oluşmasının yeraltı suyu zonlarına bağlı olarak şekillendiğini, farklı tipleri olduğunu söylemiştim. Özellikle vadoz kuşakta, havalandırma kuşağında yüzeyden yerin altına doğru hareket eden yeraltı suları, geçtikleri bölgenin litostratigrafik özellikleri, tektonik yapısına bağlı olarak o kayayı fiziksel olarak da aşındırır. Böylece karşılaşmada başta çözünme, kimyasal aşınım, korozyon, ondan sonra zaman zaman da fiziksel aşınım meydana geliyor. Ve kars dediğimiz olayda bu yüzey ve yeraltı sularının fiziksel ve kimyasal özellikleriyle ana kayada meydana getirdiği şekiller grubu. Ama bunun bir özelliği var. Hem yer üstünde hem de yerin altında meydana getiriyor ve bir sistem oluşturuyor. Yer üstü sularıyla yer altı suları ya da yer üstündeki şekillerin büyük bir bölümüyle yer altındaki şekiller birbiriyle bütünleşik olarak bir sistem oluşturuyor. İşte suların gerek yüzeyde gerek yer altında meydana getirdiği bu çözünme olayına kars adını veriyoruz. Bu kars sonucu meydana gelen şekillere de kars jeomorfolojisi adını veriyor. Yine bu daha önce de söylemiştim. Karşılaşmada temel süreç çözünmeydi. Yani suyun kayaları, çözünmeye uygun kayaları bir takım faktörlere bağlı olarak eritmesi ya da çözmesi olayıydı. Bu özelliğiyle hani hem yerin altında hem yerin üstünde hem fiziksel hem de kimyasal süreçlerle kayayı eritmesi özelliği diğer dış kuvvetlerden etkime biçimi ve etkime alanı bakımından belirgin farklılıklar gösteriyor. Etkime biçiminde fiziksel ve kimyasal erozyon, etkime alanı olarak da hem yüzeyde hem de yerin altında. Hiçbir dış kuvvette bu şekil bir etkime biçimi ve etkime alanını bulmamız mümkün değil. Ama bunun sonucu olarak da daha önce göstermiştik. Hem yüzeyde bir karşılaşma, yüzey karşı meydana geliyor hem de daha aşağıda suların toplandığı bölgede yeraltı karşılaşması meydana geliyor. Bu ikisinin arasında da geçiş zonu adını verdiğimiz şekiller meydana geliyordu. Yüzey karşısına ait şekiller farklılık gösteriyor. Buna karşılık yeraltı karşısına ait kimaralar oluşumu gelişimleri farklılık gösterecek. Buna karşılık geçiş zonunda hem kimyasal erozyon hem de fiziksel erozyon birlikte gider. Çünkü geçiş zonu dediğimiz olay ağırlıklı olarak vadoz kuşakta, havalandırma kuşağında meydana gelen bir şekiller grubunu meydana getiriyor. Yine bu kesintisiz kars sistemini gösteren kesit son derece önemli. Dağların yüksekliği ne olursa olsun en yüksek kesiminden başlayarak denizin altına kadar belirgin sistemler halinde gelişen, farklı oluşum ve gelişim özellikleri olan şekiller meydana geliyor. Yukarı kesimler dedik, suyun girdiği, suyun hızlı bir şekilde yerin altına dahil olduğu epikarstik bölge dediğimiz bölgede ağırlıklı olarak dedik, lapyaları oluşturuyorduk. Daha sonra bir başa aşağıda dolinler. Buna karşılık biraz daha aşağı indiğimizde özellikle geçirici kars taban seviyelerinin ortaya çıktığı yerde tekrar suyun çıktığını ve burada poliye benzer şekillerin oluştuğunu, poliye giren suların daha sonra başka bölgelere gittiğini görüyoruz. Ve daha aşağı kesimlerde ise ağırlıklı olarak makrokarstik şekilleri yani poliyeleri görüyoruz. Arkasından hemen bunlarla beraber bir birikim alanı, yüksek dağlık alanlardan yüzey ve yeraltı sularının geçtiği bölgeleri çözerek bünyesine aldığı eriyikler aşağılara doğru indikçe artık yavaş yavaş suyun yüzeye çıkmasına bağlı olarak burada birikim alanlarını oluşturuyordu. Burada başka bir özellik var derine doğru indikçe bu kez yerin altından gelen termal sular,
termal sularla meteorik sular karışırlar, karışım suyu ve farklı bir karst özelliği meydana geliyor. Şimdi yine bu tabloyu hatırlamamız için getirdim. Karstlaşmayı denetleyen birçok faktör var. Biz bunlara parametre, karstik parametre adını vermiştik. Birinci ders seminerimizde anlatmıştım. Parametre dediğimiz olay ölçülebilen sayısal değerler. Sayısal ölçülebilen, farazi değil, göreceli olarak değil, gerek arazide, gerekse laboratuvarlarda ölçülebildiğimiz değerler. Burada karşılaşmayı belirleyen 3 belirgin faktör var. Bir kere suyun olması gerekiyor. Su olması gerekiyor. Su çözücü faktör. Biz buna hidrolojik, hidrojeolojik özellikler adını vermiştik. Özellikle suların fizikokimyasal özellikleri, yani sıcaklık ve karbondioksit oranıyla yeraltı suyu zonları son derece önemliydi. Çözücü özellikler. Buna karşılık bu çözücü faktörler mutlaka ana karaya temas edecek. Çözücü faktörlerin ekleyebilmesini için çözünmeye uygun kayacın olması gerekiyor. Bunları da biz biliyoruz. Karbonatlı kayaçlar ve sülfatlı kayaçlar. Klorürlü kayaçlar çok hızlı bir şekilde erozyon oluyor. Meydana gelen şekilde o hızla ortadan kalktığı için topografyada klorürlü bir şekil göremiyoruz. Burada jeolojik faktörler de iki şekilde belirginleşiyor. Litostratigrafik özellikler, ki bunun içinde kayacın kimyasal bileşimi, yani karbonat oranı, kayacı oluşturan tabakaların konumları, yatay mı, eğimli mi, dik mi özellikle olması, özellikle petrografide gözeneklik, porozite oranı son derece belirgin karşılaşmada. Diğer bir özellik, yapısal özellik. Burada belirgin olan kırık ve çatlaklar. Kırık ve çatlaklar, daha önce de söylediğim gibi, diğer dış kuvvetlerde, özellikle akarsularda olduğu gibi karşılaşmada yeraltı suları için bir zayıf direnç alanı, zonu oluştururlar. Buna bağlı olarak da bizim yönlü karst adını verdiğimiz bir karst tipi meydana geliyor. Onun dışında kıvrımlar son derece önemli. Biz biliyoruz ki antiklinal ve sekklinal eksenlerinin geçtiği bölümlerde son derece ince kıvrımlar meydana, kırıklar meydana geliyor. Bunlar zayıf zonlardır. Ya da epirojenik hareketler. Yani özellikle orojenik hareketlerden sonra gözüken, örneğin biraz sonra anlatacağım, Toros Dağları'nın hafifçe yükseliyor olması gerçekten karşılaşmayı etkileyen, seyrini belirleyen bir olay. Yine burada tektonik hareketlerin seyri de son derece önemli. Buna karşılık ikinci faktörler, şekillendirici faktörler ise ana iskeleti, ana omurgası, ana yapısı oluşan bir karstik şekil ikinci faktörlerle morfometrik özelliklerini kazanır. Morfometrik özellikleri meydana geliyor. Bu da jeomorfolojik faktörler, iklim, bitki örtüsü ve zaman. Bunların içinde en önemlisi dedik, morfolojik taban düzeyi, karst taban düzeyiydi ve bunların birbiriyle olan ilişkileri. Bunu bir önceki konuşmamda ayrıntılı olarak anlatmıştım. Bu genel açıklamalardan sonra asıl konumuz olan Türkiye karstına gelecek olursak. Arkadaşlar, Türkiye uluslararası terminolojide, uluslararası bilimsel camiada karstın tüm özelliklerinin görüldüğü bir ülke olarak tanımlanır. Bunun da sebebi var. Biz yine biliyoruz ki ülkemizin yüzölçümünün 1/5 ya da %40 çözünmeye uygun kayaçlardan meydana geliyor. Ağırlıklı olarak karbonatlar ve havza içlerinde ise sulfatlı kayaçlardan oluşuyor. Gerçekten bu %40 oran çok büyük bir yüzdeye karşılık geliyor. Aynı şekilde, aynı zamanda bu sadece yüzeyde gördüğümüz yüzeylenen kayaçların oranı. Halbuki biz biliyoruz ki karst yerin altında da meydana geliyordu. Öyle olunca şimdiye kadar, günümüze kadar
araştırılan, haritaları çizilen, uzunlukları, yönlenimleri belirlenen mağaraların yüzölçümsel gelişim özellikleri dikkate alınacak olursa bu %40'lık oranın %60'ları geçeceği şüphesizdir. Biz yaptığımız bir hesaplamada bunun %63 oranına tekabül ettiğini söyledik. Yani %40'ı yüzeyde, buna karşılık mağaraların geliştiği yerin altındaki kayalarda dikkate alırsak bu oran %60'ların üzerine çıkıyor. Aşağıdaki harita ülkemizde karstlaşmaya uygun kayaçların yüzeylenim alanlarını görüyoruz. Yüzeylenim alanları. Yine bunu biraz sonra ayrıntılı olarak anlatacağım. Buradaki kayalar gelişi güzel değil. Belirgin tektonik birlikler halinde gelişim gösteriyor. Tektonik kuşaklar halinde gelişim gösteriyor. Bu karbonatlı kayaçlar, çözünmeye uygun bu kayaçlar, oluşum ortamları, yaşları, metamorfik özellikleri, litolojik ve yapısal özellikleri birbirinden farklı tektonik birliklerden meydana geliyor. Biz yine şimdiye kadar işin daha kolay olması, anlaşılabilir olması için Kiti'nin yaptığı Türkiye'nin tektonik birlikler sınıflamasına göre yapıyoruz. Biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz ki Kiti'nin sınıflamasında Türkiye'nin tektonik birlikleri ontitler ve onun güneyinde anatolitler ve toritler ile kenar kıvrımları olarak 4 gruba ayrılmıştır. İşte bu 4 farklı tektonik birlik daha sonra özellikle Orta Miyosen'den sonra örtü kayalar. Burada Orta Miyosen genel olarak söylüyorum, özellikle Toros Dağları örten burada tersiyer kayaçları var. Tersiyerin Paleosen, Eosen kayaçları da var. Ama yaygın olarak gözüken Miyosen ve Pliosen, yani posttektonik dönem örtü kayaları. Burada yine Türkiye hareket hızları ve yönleri birbirinden farklı levhaların arasında sıkıştırmalı bir bölgede yer alıyor. Sıkıştırmalı bir bölgede. Bir taraftan güneyden Arap levhası, Afrika levhası, onun tetiklediği Arap levhası, kuzeyde ise Avrasya levhası. Hareketli bir bölgede, sıkışmalı bir alanda yer alıyor. Alp-Himalaya kuşağı üzerinde bulunduğumuzu biliyoruz. Tetis Okyanusu'nun gelişmesiyle başlayan Alp tektonik hareketleri Tetis'in kapanmasıyla sona eriyor ve bu son erme sonucunda Türkiye'nin tektonik birliklerinin uzanımı meydana geliyordu. Doğu-batı yönünde uzanan kayalar halinde. Bu tektonik gerek kontitlerde, gerek anatolitlerde, özellikle gerekse toritler üzerinde aynı doğrultuda gelişmiş farklı yaşta karbonatlı kayaçları yaygın olarak görebiliyoruz. Yine ülkemizin bugünkü şeklini biz biliyoruz ki neotektonik dönem, yani kıta kıta çarpışmasıyla beraber kazandığını ve bu Celal Şengör'ün ilk hazırladığı haritalardan biri. Bu tektonik rejim içinde ülkemizin Doğu Anadolu bölgesi sıkışma bölgesi, Orta Anadolu bölgesi ova rejimi bölge dediğimiz bölge, batıya doğru gittiğimizde gerilme rejiminin yarattığı Ors ve Grabenlerin geliştiği bir bölge. Yani ülkemizin morfotektonik yapısı, ülkemizin karstik özelliklerinin de gelişmesine, şekillenmesine neden oluyor. Şimdi bu tektonik birlikler, gerek kontitler, gerek anatolitler, gerek toritler, gerekse örtü kayaları farklı coğrafi bölgelerdi. Yani ülkemizdeki 6 coğrafi bölgede ya da jeolojik yapıları farklı, jeomorfolojisi, iklim kuşakları farklı, doğu batı yönüne uzanan bu kayaçlar. Yani farklı coğrafi bölgelerde, farklı iklim bölgelerinde tektonik birlikler halinde uzanan bu karstik kayaçlar deniz düzeyinin altından, biz oradaki denizaltı mağaralarına göre söylüyoruz, başlayarak 100-150 metre altından başlayarak yer yer 4000 metre yükseltilere kadar çıkıyor. Yani 4000 metrelik yükselti katında gerek coğrafi özel konumun
verdiği özellikler, gerekse farklı iklim tipleri bir bitki örtüsüne bağlı olarak çok farklı kart yapısı meydana gelecek. Bu tektonik birlikler halinde uzanan kayaların biliyoruz ki doğu batı yönde uzanımı 1660 kilometre, kuzey güney genişliği ise 600 kilometre oluyor. Ve ülkemizin son derece engebeli olduğunu biliyoruz. Ama bunu nereden söylüyoruz? Gerçek yüzölçüm ile iz düşürülmüş yüzölçüm arasında 600 kilometrelik bir yüzey var, farkı var. 600, pardon özür diliyorum karıştırdım. Gerçek yüzölçümle iz düşürülmüş yüzölçüm arasında 35 bin kilometre karelik bir fark var. Bu da ülkemizin çok engebeli olduğunu ve 4000 metrelerden deniz seviyesinin altına kadar farklı yükseltilerde morfolojinin, rölyefin meydana geldiğini görüyoruz, biliyoruz. Yine bu kadar geniş ve doğu batı yönünde uzanan ülkemizde gerek matematiksel konu, gerekse özel konuma bağlı olarak gerek doğudan batıya doğru, pardon batıdan doğuya doğru, gerekse güneyden kuzeye doğru, gerekse dağların en aşağısından üst kesimlerine doğru iklim özelliklerinde çok büyük farklılıklar meydana geliyor. Özellikle sıcaklık ve yağış miktarları çok kısa mesafeler dahilinde değişiyor. Öyle olunca karşılaşmayı belirleyen faktörlerde de kısa mesafeler dahilinde değişmeler meydana gelecek. Buna bağlı olarak da karstik şekilde büyük sapmalar meydana gelmiş. Ülkemizin gerek matematiksel konumu, yani boylama göre değişen, gerekse özel konumu nedeniyle ülkemizde batıdan doğuya doğru gittikçe ya da güneyden kuzeye doğru gittikçe yoğun bir dağlık alan bölgede olan ülkemizde dağların aşağı seviyesinden üst kesimlere doğru çıktığında iklim özelliklerinde çok büyük değişmeler meydana geliyor. Özellikle bu iklim değişikliğinin başında karşılaşmayı birinci derecede belirleyen yağış ve sıcaklıklar. Bu saydığım matematik ya da özel konum nedeniyle kısa mesafeler dahilinde karşılaşmada değişiklik gösteriyor. Kısa mesafeler dahilinde karşılaşma değişiklik gösteriyor. İşte iklim özelliklerini görüyoruz. İşte yağış ve sıcaklık farklarını belirgin şekilde görüyoruz. Şimdi karşılaşmayı belirleyen gerek çözücü faktörler, gerek birinci gerekse ikinci faktörler kısa mesafeler dahilinde değişmesi karşılaşmanın da kısa mesafeler dahilinde değişmesine neden oluyor. Özellikle litostratigrafik ve yapısal özellikler, yükselti ve kuaterner deniz düzeyi değişimleri ve değişimlere bağlı olarak jeomorfolojik genişleşme, aynı zamanda bu genişleşme gerek hidrolojik genişleşmeye bağlı olarak da karstik genişleşmeye neden oluyor. Özellikle kuaternerdeki iklim değişmeleri son derece önemliydi. Bunun yanında neotektonik dönem hareketleri karşılaşmanın ülkemizde çok hızlı olduğunu, kısa mesafeler dahilinde değişken olduğunu gösteren önemli işaretler, özellikler. Şimdi arkadaşlar dünya literatüründe, dünya terminolojisinde Türkiye için Kars Cenneti Ülke adlaması adı veriliyor. Kars Cenneti Ülke Türkiye. Bu neden söyleniyor? Kars terminolojisinde bulunan, dünya Kars terminolojisinde bulunabilen tüm şekilleri değişik büyüklüklerde ülkemizde görebiliyoruz. Bunların hepsi belki bir yerde göremiyoruz ama belirgin kuşaklar halinde ülkemizin değişik yerlerinde görüyoruz. Bu farklı kars tipleri
morfojenetik ve morfometrik gelişim özelliklerine bağlı olarak altı kas bölgesi ayırt ediliyor. Altı kas bölgesi ayırt ediliyor. Ve bu bölgeler içinde de 9 kas alanı ayırt edilmiş. 6 kas bölgesi, 9 kas alanı. Bu haritada gördüğümüz şekiller. Bu haritadaki bölgeler. Bu Toros Dağları kas bölgesi, Batı Anadolu kas bölgesi, Karadeniz Dağları kas bölgesi, Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kas bölgesi. Bu bölgelerde kendi içinde 9 kas alanına ayrılıyor. İşte şu haritada Türkiye kas bölgeleri haritasında burada gördüğümüz hangi renkte olursa olsun karstik kayaçların yayıldığı alanlar. Buna karşılık farklı renklerle gösterilen alanlar, belirgin sınırları olanlar da o kars bölgelerini oluşturuyor. Burada en devamlılık gösteren, sürekli gösteren Toros Dağları kars bölgesi sürekli. Ondan sonra Batı Anadolu yaygınlık var. Karadeniz Dağları'nın kars bölgesini görüyoruz. Şimdi bu kars bölgelerini kısa kısa tanımaya çalışalım. Toros Dağları kars bölgesi. Türkiye karsına karakteristiğini veren bir bölge ve bu bölge aynı zamanda Akdeniz kars bölgesi olarak da adlandırılıyor. Bu kars bölgesi oluşum ortamları ve yaşları farklı tektonik birliklerin bir araya yan yana gelmesiyle oluşuyor. Doğu batı yönündeki genişliği uzunluğu 900 kilometreyi buluyor. Buna karşılık kuzey güney yönündeki genişliği yer yer 200 kilometreyi buluyor. Ve bu kadar gerek uzunluk ve genişlik içinde kesintisiz bir kars kuşağını oluşturuyor. Kesintisiz derken hem yatayda hem de düşey doğrultuda kesintisiz bir kars kuşağını oluşturuyor. Bunlar, bu bölgedeki kayalar deniz düzeyinin 100-150 metre altından 3500-4000 metreye kadar çıkıyordu. Neticede bu kadar kalın kesintisiz bir kars kuşağı oluşturan bu bölgede çok önemli, çok kökenli gelişim özelliği gösteren bir karst meydana geliyor. Çok önemli, çok kökenli. Aynı zamanda holokarst, yoğun karst, vahşi karst olarak adlandırılan tüm şekilleri barındıran bir bölge meydana geliyor. Burada bu şekilde belirgin ve devamlı olmasını sağlayan en önemli özelliklerin başında morfotektonik yapısı ve kuaternerdeki deniz düzeyi değişimleri, yani Pleistosen'deki deniz düzeyi değişimleri son derece belirleyici olmuş. Bu normal koşullarda doğu batı yönünde uzanan Anadolu levhası, Arap levhası ve Afrika levhasının kuzeye hareketine bağlı olarak Anadolu levhasının sıkıştırması sonucu bu doğu batı yönlü uzanım birçok yerde parçalanıyor, bölünüyor. Öyle olunca da bölgeye batı, orta ve doğu Toroslar olmak üzere üç farklı alana ayrılıyor. Yani Afrika levhasının kuzeye hareketi ve gerek Antalya Körfezi'nin olduğu yerden kuzeye İskender Sultan Dağları dirseğine kadar, diğer taraftan Çukurova'nın olduğu yerde Anadolu levhasının sıkıştırması sonucu doğu batı yönde süreklilik gösteren Anadolu levhası parçalanmaya uğruyor. Ve bunun sonucu batı, orta ve doğu Toroslar açığa çıkıyor. Bunların sınırını kabaca söyleyecek olursak Antalya Körfezi Sultan Dağı dirseğinin batısına Batı Toroslar dedik. Bunun doğusunda kalan kısmını da Orta Toroslar dedik. Ecemiş Fayı Havzası'na kadar burası da Orta Toroslar oluyor. Buna karşılık Doğu Anadolu bölgesinde ise Doğu Toroslar dahil yapıları, kayaları görebiliyoruz. Bunların içinde en belirgin olanı arkadaşlar Orta Toroslar. Toros Karstı'nı tanımlayan bölge. Toros Karstı'na karakteristik. Toros Karstı'nı az önce söylemiştim.
derin karst, yoğun karst ya da holokarst, vahşi karst, deşilmiş karsta ait en güzel örnekleri görüyoruz. Ve bu bölgede de iç içe geçmiş çok önemli, çok kökenli karstik şekilleri görebiliyoruz. Buna karşılık batı toroslar ise orta torosların sıkışma rejiminin tersine gerilme rejiminin yarattığı genişleme ile orta toroslardan farklılık gösteriyor. Ve burada batı toroslarda yanal yönde bir karstlaşma, yani sığ karst meydana geliyor. Orta toroslar derin karst, buna karşılık batı toroslarda ise sığ karst meydana geliyor. Şimdi Türkiye karstına karakteristiğini veren ve dünyada da en iyi tanınan bölge olan orta torosların karstik özelliklerini kısa kısa anlatalım. Birincisi, tektonik ve yapısal özellikleri karstlaşmayı belirleyen en önemli faktör dedik. Sürekli yükselim halinde olması. Litostratigrafik özellikleri, yani burada mezozoik kayalar ya da toros karbonat platformunu oluşturan Trias-Kretase yaşlı kayaçların litostratigrafik özellikleri son derece belirleyici olmuş. Aynı zamanda özellikle orta miyosenden sonra sürekli yükselimden dolayı yükselti katlarına bağlı olarak karşılaşmalarda bir zenginlik, seçicilik. Bunun yanında kuaternal deniz düzeyi değişimleri, yani morfolojik taban düzeyinin alçalması sonucu hem yüzey morfolojisi, yüzey karşısı hem de yeraltı karşısında gençleşme meydana geliyor. Bu yükselmeye bağlı olarak yine akarsular hızlı bir şekilde yataklarına gömülmüşler. Yani desekte karst, deşilmiş karst, yarılmış karstı yaratan özellik akarsularla yarılma. Akarsularla yarılma, geçen mağara oluşumlarında söylemiştim, yeraltı sularının hızlı bir şekilde boşalmasına neden oluyor. Bağlı olarak da sürekli olarak saldırgan su geliyor. Yine aynı şekilde buzul dönemlerinde özellikle Pleistosen'deki iklim değişmeleri karşılaşmada belirleyici olmuş. Şurası Köprüçay Kanyonu. Şuranın yüksekliği neredeyse 1000 metreye yakın, yarılmış bir bölge. Kesintisiz bir kireç taşı. Burada en aşağıda Trias'tan başlayıp Ortieller Jura, yukarıda Kretase'ye kadar giden ve bu kalın kireç taşları içinde kesintisiz karstı karakteriz eden çok önemli, çok kökenli karstlaşmayı görebiliyoruz. Evet, bu litostratigrafik ve yapısal özelliklere ait değişik alanlardan örnekleri görüyoruz. Özellikle tektonik hatlar, yapısal hatların karstlaşmayı belirlediğini, yani yönlü karstı belirlediğini görüyoruz. Dağların en yüksek kesimlerinde yüksek dağ karstına ait şekiller, yüksekliğe bağlı tabii bunu belirleyen iklim özellikleri. Burası bir buzul vadisi. Şurada gördüğümüz morenler. Hemen onun altında ofiyolitler tarafından örtülmüş kayalarda sıyrılma ve soğuk kuşa ya da periglasyal bölgelerde gelişmiş poligonal karsta ait şekiller ya da basamaklar halinde alçalan orta toroslardaki büyük lapyaların gelişmesini görüyoruz. Karakteristik özellik ve yarılmalar. Mağara kanyonların olduğu yeri görüyoruz. Karşılaşmayı sürekli olarak canlı tutan, yenileyen ve yineleyen bir özellik yaratıyor. Yine orta torosların genel özelliklerinden bir tanesi karst taban düzeyi çok derinlerde. Çok derinlerde. Normal koşullarda batı toroslarda karst taban düzeyi yüzeye yakındır. Ondan dolayı o batı toroslarda göl ovalarla karakterize olan yatay karst meydana gelmiştir. Buna karşılık bu orta toroslarda karst taban düzeyinin çok derinlerde olmasından dolayı son derece devamlılık gösteren ve çok önemli gelişim özelliği gösteren bir karst meydana geliyor. Sürekli yenilenen, yinelenen, iç içe geçmiş çok önemli, çok kökenli hem yüzey hem de yeraltı karstının karakterize olan mağaralar Orta Toros'ta yaygın olarak gözükebiliyor. Yine
Orta Toroslar'da, özellikle Torosların, Orta Torosların kuzey kesimlerinde, Anadolu'ya bakan kesimlerinde dağ arası havzalar, özellikle poli ve uvallar yaygınlık gösteriyor. Buna karşılık orta kesimlerinde aşağıya deniz seviyesine kadar mağara kanyonları, yine burada derin ve uzun mağaraları, birçok yerde karstik kaynağı, birçok yerde deniz kıyısında ya da derin yarılmış vadilerin içlerinde traverten depolarını görüyoruz. Orta Torosların karakteristik özellikleri. Evet, çok geniş polileri görüyoruz. Bir mağara kanyon, oluşmakta olan kaynak ve daha sonra bu mağara kanyonu. Arkadaşlar, mağara kanyonu ben birkaç yerde söylemiştim. Birinci derste de anlatmıştım bunu. Normalde Toroslardaki kanyonların, hatta tüm Türkiye'deki kanyonların büyük bir bölümünü biz devam ettirdiğimizde yüksek dağlık alanlardaki özellikle Würm dönemine ait vadi buzullarının önünde gelişmeye başladıklarını görüyoruz. Ne oluyor o zaman? Bu vadi buzullarının özellikle ablazyon sahası ya da erime sahası, kayıp sahasının olduğu yerde erimeler sonucu meydana gelen hafif sızıntılar şeklindeki sular kayalardan geçiyor. Bu suların özelliğini biz biliyorduk. Yoğun karbondioksit içeriyorlardı. Ve bu kayaların arasına giren sular hızlı bir şekilde geçtiği bölgeleri eritiyor. Ve bu eritme sonucu bölgenin de çok yüksekte olmasından dolayı sürekli derinleşen bir mağara sistemi gelişiyor. Daha sonra mağara tavanları yüksek tavanlı mağaralar taşıyamıyor ve çökme meydana geliyor. Öyle olunca da bu günümüzde gördüğümüz birçok kanyon, örneğin bir köprü şah kanyonu, Manavgat Nehri'nin üzerinde gördüğümüz birçok kanyonların hepsi bu tür gelişimli mağara kanyonları oluşturuyor. Bu mağara kanyonlarda iki farklı profil var. En aşağı kesimlerinde çözünme sonucu, yani mağara ortamını karakterize eden bir profil. Buna karşılık yukarı bölümleri çökmeyi karakterize eden bir profile sahip oluyor. Evet, burada da litostratigrafik özelliklerin karşılaşmayı belirlemesi, derin yarılmış vadilerin içinde yoğun kaynak çıkışlarına bağlı olarak traverten platoları ve yör köprülerin geliştiğini görüyoruz. Türkiye'nin en uzun mağaralarının büyük bir bölümü. Bunun yanında en derin mağaralarının tamamı Orta Toroslar Karst alanı içinde gelişmiş. Burada uzunluğu 1000 metreyi geçen ülkemizde 61 tane mağara var. Dikkat edersiniz, hemen hemen büyük bir bölüm, bu kırmızıyla gösterilenlerin tamamı Orta Toroslar içinde gelişiyor. Bu kesintisiz karstın karakteristik özelliği. Buna karşılık derinliği 2000 metreyi geçen mağaraların da çok büyük bir bölümü yine Orta Toroslar içinde yer alıyor. Ülkemizin en derin mağaraları Orta Toroslar üzerinde yer alıyor. Burada örneğin Peynirlik Önü Mağarası 1429, Kuzgun Mağarası'nın sonucuna ulaşamadığı Yahyalı'da 1400 metre. Bu şunu gösterir. En azından yukarıdan girdiğimiz zaman 1500 metreye yakın biz mağarayı izleyebiliyoruz. Bu kesintisiz karstı gösterir. Sürekli gelişim halindeki bir karstlaşmayı gösteriyor. Her ne kadar Orta Toroslar Türkiye karstına, Toros karstına karakteristiğini veriyor dedik ama bu da gelişim özellikleri, farklı şekiller ve şekillerin yoğunluğuna bağlı olarak 3 bölüm ayrılıyor. Kuzey bölüm, orta bölüm, güney bölüm. Kuzey bölüm yakın olan kesimler. Genelde sığ karst var. Burada genellikle polileri görebiliyoruz. Morfolojik ve hidrolojik kersenme dediğimiz olan yüzeyden İç Anadolu bölgesine, Sakarya Nehri'ne doğru bir akış var yüzeyden. Buna karşılık yerin altından Akdeniz'e doğru. Yani morfolojik olarak, hidrolojik olarak ters yönlerde bir gelişme var. Yine kuzey kesimlerde filiş içi uvala ve polyeler son derece yaygın. Tektona karşı polyeler, örneğin işte Beyşehir Gölü, Suğla Gölü gibi. Buna karşılık Orta Toroslar merkezi yükselim alanları artık karşılaşmanın en
merkezin olduğu, iç içe geçtiği bir bölge. Aynı zamanda burada Blasio Kast'a ait şekilleri de yaygın olarak görüyoruz. Güney bölümleri ise özellikle denizaltı kıyı mağaralarının bulunduğu yerler. Buralar morfolojik olarak alçalma alanları, yani denizel boğulma alanlarını meydana getiriyor. Ototronosların kuzey kesimleri yukarıda, Sır Kars'ta ait şekiller, onun kenarında gelişmiş düdenlerini görüyoruz, Polye'nin kenarında. Güneyde ise hidrolojik boğulmanın olduğunu görüyoruz. Bir diğer ortotoroslarda, toroslarda yaygın olarak gördüğümüz bir diğer karstik alan, Batı Toroslar Karst alanı. Burası ortotoroslardan çok farklı orojenik ve orografik özelliklere sahip. Nedir? Artık Batı Torosların karakteristik özelliği güneybatıya doğru, Afrika levhasının üzerine doğru bir genişlemenin olması. Genişleme burada Kars taban seviyesinin yüzeye çıkmasına neden oluyor. Bağlı olarak da bu bölgelerde Sır Kars'ın karakteristiği olan şekiller yaygın. Genel olarak bu bölgenin karşılaşmasını tektonik hareketler, özellikle gerilme rejimine bağlı hareketler belirliyor demiştik. Kuzey ve kuzeybatı kesimlerde ülkemizin en genç naplarının, işte Likya naplarının bulunduğu alan bu naplar belirliyor. Buna karşılık güneye doğru indiğimizde de düşey blok hareketlerini görüyoruz. Özellikle düşey blok hareketleri, faylar, düşey faylar, yeraltı sularının kuzey-güney yönde hareket etmesinde belirleyici olmuşlar. Yine Batı Torosların karakteristik bir özelliği, ne kadar sığ karst dedik ama belirgin bir karst taban düzeyi gelişememiş. Belirgin bir karst taban düzeyinin gelişememesinin sonucu karstik şekillerde devamlılık söz konusu olmaz. Ve burada Kars taban düzeyi deniz seviyesinden yukarıda. Öyle olunca bu bölgelerde Sır Kars'ın karakteristiği olan folyeler ya da göl ovalar yaygınlık gösterir. Folyeler, göl ovalar. Batı Toros Kars'ına karakteristiğini veren özellikler. Bu bölgede Sır Kars dedik. Bu Sır Kars dediğimiz, yani yatay Kars dediğimiz Kars'ın hangi bölgede olursa olsun, hangi Kars alanının en önemli özelliği, bölgede kuaterner içinde meydana gelen gençleşmeye ayak uyduramamasıdır. Örneğin deniz seviyesi alçalır. Gerek Karadeniz'e bağlı alanlar, gerekse Akdeniz'e bağlı alanlarda deniz seviyesine alçalır. Deniz seviyesi alçaldığı zaman eğer Kars taban seviyesi yoksa, çok derinlerde ise karşılaşmada gençleşecek. Buna karşılık Kars taban seviyesinin yukarıya çıktığı yerlerde bölge ne kadar yükselirse yükselsin, deniz seviyesi ne kadar alçalırsa alçalsın, karşılaşma askıda kalır. Öyle olunca karşılaşma ne kadar burada yükselmiyor senden beri devam ediyor ama bu askıda kalmadan dolayı çok kökenli olmasına rağmen genel özelliği tek dönemli gelişimi karakterize eden yapılar var. Piliyorsa, üst miyosenden beri gelişim halinde. Ama Kars taban seviyesinin üzerine inince artık gençleşmenin izleri yukarı. Asılı vaziyette kaldı. Dolayı asılı vaziyette kaldığı zaman bu polilerin kenarlarında çok sayıda güden geliyor. Buna karşılık Batı Torosların güney kesimlerinde ise son buzul maksimumundan sonra deniz seviyesinin yükselmesi sonucu kıyı bölgesinin yakın alanlarda bulunan karstik şekiller hem hidrolojik boğulmaya hem de alüvyal boğulmaya uğramışlar. Bugün Ege bölgesinin güney kesimlerinde ya da Akdeniz'in batı kesimlerinde gördüğümüz farklı kıyı boğulmuş kıyı şekilleri bu daha önceki dönemlerde oluşmuş karstik şekillerin su altında kalması sonucu oluşuyorlar. Bu Sır Kars'ın bulunduğu Batı Toroslar'da, Polye kenarlarında
yara aktif, yani yanışlara bağlı olarak içinden su geçen o düdenlerin olduğu yer, yara aktif, yatay ve tek dönemli düden konumlu mağaralar var. Yukarıda polilerin olduğu yerde. Polilere yağışlardan sonra bol miktarda su geliyor ve bu su da düdenler vasıtasıyla yerini alıyor. Ama aşağıda da yine kars taban seviyesi yüzeyli. Öyle olunca burada düden konumlu yatay mağaralar meydana geliyor. Buna karşılık bu polilerin kenarında üst bölümlerde ise genel olarak daha önceki Pliyosen örneğin ya da alt Pleistosen gibi dönemlerde oluşmuş fosil, yarı aktif, çok önemli kaynak konulu mağaralar. Yani yukarıdaki dağların yüksek kesimindeki su girişlerinin olduğu yerde kısmen düdenler var ve bu sulardan poli kenarlarından aşağı çıkıyor. Bunlar da kaynak konulu mağaralar. Şurada bir düden, şurada da bir kaynağın çıktığı yeri görüyoruz. Evet, buradaki mağaraların genel olarak yatay uzanımları olduğunu ve içlerinde yeraltı suyu, yeraltı nehri ya da göllerinin olduğunu belirtmiştik. Yani doğaldır. Çünkü kars taban seviyesi aynı zamanda yeraltı sularının toplandığı bir bölge. Bu bir mazi. Daha işte yaklaşık 40 sene kadar, 40 değil, 35 sene kadar önce biz araştırma yaparken Burdur İn Suyu Mağarası. Burada derinlik 10 metre kadar su alçalmış ve de son derece azalmış. Burdur İn Suyu Mağarası. Gördüğümüz yine tektonik hatlar karşılaşmada son derece belirleyici olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda bu bölgedeki mağaraların büyük bir bölümünün içleri görünümleri son derece güzel. Her türden damla taşlarla kaplı. Ama damla taşların bulunduğu bu mağaralar artık yavaş yavaş fosil mağara olmuş. Evet, hızlı gidiyorum çünkü konu biraz ağır, yani özetleyerek de olsa zaman açısından biraz uzun. O yüzden hızlı bir şekilde gideceğiz. Eğer bu arada şeyse sıkışma durumu, daralma durumu varsa konuşmayı da kesebiliriz. Evet, devam ediyorum. Şimdi diğer bir kars bölgemiz Batı Anadolu kars bölgesi. Yani iç Batı Anadolu ve Ege bölgesinin bulunduğu alan. Burası karşılaşma açısından yanal ve düşey devamlılığı olmayan, yanal yönde hem de düşey yönde devamlılık yok. Bunun sebebi ne? Karbonatlı kayaçların parçalı olmasından dolayı. Buna bağlı olarak da morfometrik ve morfojenik özellikleri kısa mesafeler dahilinde değişiklik gösteren kesintili ve kararsız bir kars meydana gelmiştir. Kesintili. Yani yanal yönde ve düşey yönde göremiyoruz. Ama buranın bir özelliği var. Buranın bir özelliği var. Karşılaşmaya ait farklı karsta ait şekilleri bu bölgede görebiliyoruz. Büyük boyutlarda değil. Nedir onlar? İşte paleokars, en azından Pliyosen dönemine ait kars ya da buzul döneminde meydana gelmiş yeni kars, örtülü kars, fosil kars ya da ekstüme kars, sıyrılmış kars ya da alüvyal boğulmaya uğramış kars, fosil olarak tahrip edilmiş kars ya da kireç taşlarının geçirimsiz litolojiler içinde, örneğin Menderes Masifi içindeki mermerlerde orojenik merceksel kars tipine ait şekilleri bu bölgede görüyoruz. Ama bu şekillerin yanal ve düşey yönde devamlılıkları yok. Sığ karstın karakteristik özelliğini görüyoruz. Burada gördüğümüz Menderes Masifi'nin örtüsündeki mermerlerde gelişen kars. Burada kısmen deniz seviyesinin değişmesini, derinleşmesini görüyoruz ama çok büyük boyutlarda değil. Ve burada gördüğümüz gibi kireç taşları çok sınırlı bir alanda. Bunun etrafında, çevresinde geçirimsiz litolojileri görebiliyoruz. O zaman Batı Anadolu bölgesinde gördüğümüz karsla Toros'ta, özellikle Orta Toros'ları karşılaştırmamız mümkün değil. Bu tip bir karstın meydana gelmesinde litostratigrafik özellikler,
kuaternerdeki işte graben hareketleri, düşey blok hareketleri deniz düzeyi değişimleri belirleyici oluyor. Ama bir devamlılıktan söz edemiyoruz. Az kalın, kalınlığı fazla olmayan küreç taşları ve bunun içinde çok yoğun olarak mağara sistemlerini görüyoruz. Burası Manisa Aski Dağı'nın hemen doğu taraflarında Manisa Fayı'nın olduğu yer. Bu faylanma bu Spil Dağı'ndaki karstın oluşmasına olanak vermiş. Evet, burada yine tektonik hareketler son derece önemli karstik şekillerin meydana gelmesinde. Pliyosen'de bölge genelinde görülen alüvyal boğulma, Pliyosen'de bölge genelinde görülen alüvyal boğulma ve gün sonrası deniz düzeyi yükselmesinin yarattığı hidrolojik boğulmaya bağlı olarak İç Batı Anadolu'da yaygın bir karstı göremiyoruz. Ama bu boğulmanın etkisini birçok mağarada görebiliyoruz. Küçük Menderes Havzası, onun içinde büyük bir mağara sistemi vardı, ağzı bütünüyle alüvyonlarla kapatılmış. Burada bir kazı çalışmasından sonra mağaranın devamı geldi. Buna benzer birçok örneği bu bölgelerde, bu bölgede yaygın olarak geliyoruz. Yine bu bölgenin genel özelliklerinden bir diğeri de belirgin bir karst taban düzeyi gelişememesi. Karst taban düzeyinin gelişememesi zaten kesintili olmasını gösteriyor. Ama genel olarak çoğu yerde karst taban düzeyi morfolojik taban düzeyinden yukarıda. İşte şurada gördük. Burada geçirimsiz litolojiler, burada akarsu var. Buna karşılık kireç taşları yukarıda tünemiş vaziyette gözüküyor. Yani karst taban düzeyi morfolojik taban düzeyin üzerinde kalmış. Tünemiş karstın karakteristiği. Yine Sakarya Nehri'nin batı kesimlerinde geçirimsiz işte birimler, granatoid ve burası bir karst taban düzeyi, burada akarsu gelişiyor. Buradan gelen sularda kireç taşlarıyla geçirimsiz litolojik kontağında yerin altına giriyor. Ve burada da yatay mağaralar meydana gelmiş oluyor. Demiştik, bölgedeki karst taban seviyesinin morfolojik taban düzeyinden yukarıda olmasından dolayı, yukarıda bulunmasından dolayı daha önce oluşmuş karstik şekiller, özellikle mağaralar gençleşmeye ayak uyduramadıklarından dolayı birçok yerde tahrip olma aşamasında, yani fosil aşamasında, çökme, parçalanma aşamasında yer alıyor. Karst taban düzeyi, karst taban düzeyi, karst taban düzeyi. Burada da aynı şekilde. Neticede karstik şekiller, özellikle mağaralar yukarıda kalmış. Sularla irtibatı kesildiğinden dolayı da fosilleşme bağlı olarak çökmeler meydana geliyor. Şimdi bu özelliği, yani karst taban düzeyinin yukarıda kalması özelliği, buradaki şekiller çok önemli gelişimi olmasına rağmen karst taban seviyesinin yukarıda olmasından dolayı karstik şekiller gençleşemiyor. Bu bölgedeki bir akarsunun içinde taraşaları görebiliriz. Gençleşmeye bağlı olarak akarsu yatağının içinde. Ama mağaralar buna ayak uyduramıyor. Öyle olunca da buradaki şekiller sığ karstın karakteristiği olan filyokarstik ovalar, uvalar ya da folyeler ya da tektonokarstik folyeleri yaygın olarak görebiliyor. Şimdi Batı Toroslar genelinde de söylemiştim. Bu Batı Anadolu karstında da büyük ve derin mağara sistemleri gelişemiyor. Ne? Litostratigrafik özelliklerden dolayı karst taban seviyesinin morfolojik taban seviyesinden yukarıda olmasından dolayı. Buna bağlı olarak çok önemli gelişim özelliği gösteren bölgenin morfolojisi mağaralarda aynen gözükmüyor. Burada tek katlı, tek katlı dediğimiz tek dönemli anlamına geliyor. Ve daimi doygun zona, friyatik zona yakın olmadan dolayı yatay, yarı yatay, kaynak ya da düden konumlu, yarı aktif, yani içinde su bulunan mağaralar var. Üst kesimlerde ise bütünüyle
kuru fosil mağaraları yaygın olarak görüyoruz. Burası Bursa Mustafa Kemal Paşa'da Ayva İni Mağarası. 5 kilometreye yakın bir uzunluğu var ama bu uzunluğa rağmen tavan yüksekliği çoğu yerde 1 metreye kadar bulabiliyor. Yağışlı dönemlerden sonra bu tavan seviyesinin içinde bulunmadan dolayı su seviyesi yükseliyor. Bunun içinde ilerlemek mümkün olmuyor. Burada yönlü kars özellikle kırık ve çatlaklara bağlı olarak karstlaşmanın belirgin şekilde geliştiğini görüyoruz. Mağara ağızlarını belirgin tektonik hatlara bağlı olarak gelişiyor. Yine mağaraların içlerinde gördüğümüz damla taşların morfometrileri ya da gelişim özellikleri bölgenin depremselliğini karakterize ediyor. Özellikle Menderes Masifi üzerinde bulunan mağaralarda çok sayıda kesme yapıları görüyoruz. Bunlar bölgede hüküm süren depremsellik ya da tektonik hareketleri karakterize ediyor. İşte bu kesme ya da çatlaklar üzerindeki sonradan gelişmiş karbonatlardan alınan örneklerle buradaki depremlerin yaşı çok kolaylıkla belirlenebiliyor. Seismospeleoloji dediğimiz olay burada gerçekleşmiş oluyor. Yine Batı Anadolu'da dedik gerek Kars gerekse mağara çok çeşitlilik gösteriyor. Ama devamlılık yok dedik. Bu bölgedeki mağaralarda termal aktiviteyi yani genç tektonik hareketlere bağlı olarak meydana gelen sıcak su çıkışlarının bulunduğu alanlardaki mağaralarda damla taşlarda bu farklı renkleri görüyoruz. Termal aktiviteye bağlı, hidrotermal sulara bağlı olarak gelişen yapılar. Evet, aynı şekilde burada kısa mesafeler dahilinde mağaraların içinde farklı farklı renklerde farklı şekilleri görebiliyoruz. Bu tektonik hareketlere bağlı olarak gelişiyor. Yine bu bölgede değişik yükseltilerde yine tektonik hareketleri karakterize eden termal sular ya da madensel suların çıkış noktalarından son derece yaygın traverten depoları gözüküyor. Bu traverten depoları yamaçlar üzerinde, vadi yamaçları üzerinde gelebildikleri gibi ya da düz bir ovanın kenarında plato oluşturacak şekilde gelişim gösterebiliyor. Bu bölgelerde özellikle Menderes Masifini oluşturan mermerler üzerinde farklı havzaları birbirine bağlayan gelişmiş. Boyları çok kısa. Boyları çok kısa. Farklı bir havza, arkasında farklı bir havza. Şurası farklı bir havza, geçirimsiz litolojilerden oluşan güneyindeki farklı bir havza. İki havzayı, yukarıdakini aşağıdaki havzaya bağlayan, eğer bu bölgede bir kireç taşı varsa, kireç taşının hemen tabanında başlayan düdenler daha sonra büyük mağaralara dönüşüyor. Mağara tavanlarının çökmesi sonucu da mağara kanyonlar oluşuyor. Bu bölgelerde gördüğümüz gerçekten son derece karakteristik bir özellik ya da yoğun karstlaşmayı karakterize eden bir örnek. Özellikle Kaz Dağları ve Uludağ civarında hidrotermal kökenli maden yatakları var. Hidrotermal kökenli maden. Özellikle altın işletmeleri Kaz Dağları'nın olduğu yer. Burada bu altınlar gerek masifin içinde gerekse mermerlerin içinde gelişim gösteriyor. Ve burada maden galerileri sürüyor çatlaklar boyunca. Ve burada mağara oluşturuyor. Altın damarı işletile gidiyor. Sonunda da galeri oluyor. Ama buradaki yağış koşullarından dolayı artık boşaltılan kayanın içindeki mağara tavanlarından karbonat çıkışları yani damla taşlar oluşuyor. Dikkatli bakılmadığı sürece bu milattan önceki dönemlerde işletilen bu altın galerilerinin doğal mağara olduğu yanılgısına düşülüyor. Bu Kaz Dağları'nda son derece yaygın bir özellik. Bu erimenin, çözülmenin ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş artık karstlaşmanın daha
dar koşullarda geliştiği bölgelere gidiyoruz. Karadeniz Dağları ve Trakya Karst Bölgesi. Burası Karadeniz Dağları, Batı Karadeniz bölümü dışında paleotektonik dönem yapılarının hakim olduğu bir bölge. Batı Karadeniz dışında neotektonik dönem yapıları vardı. Buna karşılık diğer bölgelerde paleotektonik dönem. Yine sizler de biliyorsunuz ki Karadeniz Dağları'nın büyük bir bölümü Avrasya Levhası'na ait birliklerden oluşuyor. Ve bu bölgenin de yine karakteristik bir özelliği aynen Batı Anadolu'da olduğu gibi yanal ve düşey yönde süreklilik göstermiyor. Yanal ve düşey yönde süreklilik arz etmiyor. Buradaki karstın hem düşey hem de yanal yönde süreklilik göstermemesinin bir diğer önemli nedeni, biz biliyoruz ki Karadeniz Dağları ülkemizin en azından oligosenden beri sürekli olarak yükselen ve aşınan bir dağ kuşağı olmasından kaynaklanıyor. Oligosenden beri. Oligosenden beri hiçbir zaman burası üzeri örtülmemiş. Aşınma devam ediyor. Bu özellik karstlaşmaya da aynen yansıyor. Bölge genelinde, bölgenin jeolojisini karakterize eden Doğu Karadeniz bölgesinde volkanotortul silimanları görüyoruz. Volkanotortulları görüyoruz. Yani melanji görüyoruz. Buna karşılık Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde filiş, şist ve kırıntılarda Trakya'da yaygın olarak görüyoruz. Öyle olunca bu bölgedeki karstlaşmayı belirleyen en önemli özellik litostratigrafik özellikler oluyor. Burada bölge genelinde sürekli yükselen bir bölge dedik. Aynı zamanda kireç taşları fazla bir yaygınlık göstermiyor. Ve burada da bölgenin karstik karakterini mağaralar veriyor arkadaşlar. Burada Karadeniz Dağları'nın gerek Trakya olsun gerekse Batı, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde hakim şekil grubunu mağaralar oluşturuyor. Sebebini de söyledik. Sürekli olarak yükselen bir bölge. Sürekli olarak tahrip olan bir bölge. Karstlaşmanın seyrini, deniz düzeyi değişimleri, yani Pleistosen'deki deniz düzeyi değişimleri, kuaternerin iklim ve iklim özellikleri ve değişimleri ve sürekli olarak yükselme, deniz seviyesinin alçalmasına bağlı olarak akarsularca yarılma karstlaşmanın seyrini belirliyor. Genelde bölge genelinde karst taban düzeyi deniz seviyesinden sürekli yukarıda. Hiçbir zaman bölge genelinde karst taban düzeyi morfolojik taban düzeyine inememiş, yaklaşamamış ya da onun altına inmemiş. Böyle olunca da bölge genelinde askıda kalmış ya da tünemiş karsta ait şekilleri görüyoruz. Daha önce de Batı Toroslar'da, Batı Anadolu'da da söylemiştim. Eğer kars taban düzeyi, morfolojik taban düzeyinin üzerinde kalacak olursa deniz seviyesinin alçalmaları ya da bölgenin yükselmesi sonucu akarsularda meydana gelen gençleşmeye karslaşma ayak uyduramamıştır. Bu da tünemiş karstı ya da askıda kalmış karstı meydana getiriyor. Bölge genelinde her ne kadar şekiller birbirine benziyor olsa da karstik şekillerin gelişim özellikleri ve morfometrilere bağlı olarak Karadeniz'i 3 farklı karst alanına ayırıyoruz. Trakya karst alanı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz karst alanı, Doğu Karadeniz karst alanı olmak üzere. Ülkemizin karstlaşma açısından en alçakta bulunan kesimini Trakya karst alanını oluşturuyor. Buradaki karstik kayaçlar Trakya'nın Karadeniz kıyısına paralel olarak gelişen Isranca Masifi'nin mermerleri, hemen o mermerlerin kenarında mercekler şeklinde uzanan Eosen kireç taşları. Özellikle Eosen kireç taşları karstlaşma için son derece uygun litostratigrafik özelliklere sahiptir. Litostratigrafik özellikler karstlaşmaya karakteristiğini veriyor. Bunun dışında bölgedeki iklim, yani bozuşmuş Karadeniz iklimi, doğrudan Karadeniz iklimi demiyoruz, bölgede kalan Karadeniz iklimi ve deniz düzeyi değişimleri
karşılaşmada belirleyici oluyor. Ama genel olarak bu bölgenin karakteristik bir özelliği var. Deniz seviyesi aynı zamanda Kars taban düzeyi konumundadır. Bu da bölgedeki yüksekliğin son derece az olduğunu gösteriyor. Bu özelliğinden dolayı her ne kadar gelişimleri çok önemli olmasına rağmen tek katlı ya da fazla içinde iç içe geçmeyen yüzey kastına ait şekilleri görüyoruz. Sığ kast işte görüyoruz. Güneş taşları, arada geçirimsiz birimleri görüyoruz. Sığ kasta ait şekilleri görüyoruz. Fazla derinleşmeyen şekiller. Bölgede Trakya'da, Trakya Karst alanında hakim şekil grubunu yeraltı kastına ait mağaralar oluşturuyor. Deniz seviyesine son derece yakın yüksekliklerde yer alıyor. Genel olarak Isranca masifine ait mermerler içinde çok katlı, çok önemli, aktif, yarı aktif mağaralar gelişebiliyor. Ama Eosen kireç taşları içinde çok önemli olamıyor. Taban seviyesine yakın olduğundan dolayı gençleşemeyen tek katlı mağaralar var. Buradaki mağaralar genel özelliği yatay yönde çok uzun olarak devam etmeleri ve içlerinde yeraltı nehirleri, yeraltı göllerinin olması. Neden? Taban seviyesine, deniz seviyesine yakın olmaktan dolayı. Buranın başka bir özelliği de mağaraların içi son derece karakteristik zengin damla taşlar ile kaplı oluyor. Buna karşılık Batı ve Orta Karadeniz dağları Kars alanına geldiğimizde bu bölge genelinde gerek paleotektonik dönem yapıları, gerekse neotektonik dönem yapıları özellikle Kuzey Anadolu fayı boyunca birbirine yaklaşmışlar ya da birbirine geçiş yapmışlar. Bu bölgede de kesintili karst ağaç şekilleri yani devamlılık göstermiyor. Bu bölgenin karstlaşmasında yine litostratigrafik özellikler ki burada karstlaşmayı belirleyen kayalar Jura Kretase yaşlı kireç taşları ile Eosen Paleosen yaşlı killi kireç taşları karstik kayaları oluşturuyor. Bir diğer özelliği düzeyi değişimleri alçalma ya da yükselme. Biz bunu mağaralarda görüyoruz. Alçalmanın olduğu alanlarda hafif bir yarılma, buna karşılık deniz seviyesinin yükselmesi. Yani buzul arası dönemlerde boğulmayı karakterize eden alüvyal dolgulara yansıyoruz. Aynı zamanda iklim. Bunun dışında yoğun bitki örtüsü özellikle biyolojik karbondioksiti sağlaması açısından karşılaşmadan son derece belirleyici olmuş. Bölge genelinde Kars taban düzeyi deniz seviyesinden çok yukarıda. Öyle olunca burada sığ kars. Ama sığ karsın bir özelliği var. Örtülü sığ kars. Bitki örtüsü ve toprak tarafından örtülen bir sığ karstı görüyoruz. Ve buradaki kalın kireç taşlarının içinde iç içe geçmiş. Bakın şurada bir polyemiz var. Polyenin kalıntısı. Hemen onun da bir dolin gelişmiş. Dolinin içinde de düdeni var. Bu iç içe karstın karakteristiği. Ama bunu nerede görüyoruz? İşte Batı Karadeniz, Zonguldak civarında ya da Atapazarı'yla Ereğli arasındaki bölgede Karasu tarafında görebiliyoruz. Buna karşılık Orta Karadeniz'e geldiğimizde sığ karstın en karakteristik özelliği var. Askıda kalmış polyeler. Daha fazla derinleşemiyorlar. Burada özellikle Jura Kretase yaşlı kireç taşları içinde, kalın kireç taşları içinde mağara kanyonları görebiliyoruz. Aynı zamanda bu kireç taşlarının içinde çok katlı mağaraları görüyoruz. Kireç taşları kalın olduğu zaman. Burası Safranbolu'da. Hemen şu arkada turizm açısından Mencilis Mağarası. Mencilis Mağarası altında aktif bir bölüm, yukarıda fosil bir bölümü var. Burada fosil karsta, yüzey karstına ait polyeyi görebiliyoruz. Orta ve Batı Karadeniz karstının en karakteristik şeklini mağaralar oluşturuyor. Burada tamam derin mağaralar yok, bunun sebebini biliyoruz.
kalın kireç taşlarının olmamasından dolayı ama uzun mağaraları görüyoruz. Türkiye'nin en uzun 15 mağarasının içinde 3 tanesi Batı Karadeniz'de, Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası ve Kızılkalabük'te Menciliş Mağarası. Bunlar Gökgöl ve Menciliş Mağarası turizm açığında. Bunlar uzun mağaralar ama kalın kireç taşlarının içinde gelişen mağaralar. Buna karşılık ince kireç taşlarından tek katlı mağaraları görüyoruz. Çok önemli, çok katlı ya da tek katlı olabilir. Çok önemli olmasına rağmen kireç taşlarının kalınlığı azsa morfolojik gençleşmeye ayak uyduramadığından tek katlı mağaralar. Ve kaç taban seviyesi genellikle olduğundan dolayı aktif ve yarı aktif mağaralar, doğal olarak yatay uzun mağaralar yaygın olarak görüyoruz. Deniz düzeyinin, kuaterner buzul döneminde deniz seviyesinin alçalması sonucu yarılma mağaralarda, buna karşı buzul arası dönemlerde deniz seviyesi yükseldiği zaman boğulma. Bunun da sebebi deniz kıyısına son derece yakın yer alıyor olmasıdır. İşte şu temin söylemiştim, Safranbolu civarında Menciliş Mağarası'nın bulunduğu alan. Mağaranın girişi şurada, turizm açılan. Şurada kaynak, aktif kaynak çıkarı var. Yukarıda fosil mağarayı görüyoruz. Hemen şurası deniz kıyısında alüvyal boğulmaya uğramış. Sonra kazılma sonucu mağara devam etti. Burada yarılmaya bağlı olarak Bartın Bartın Ulus'ta, Ulus Kanyonu'nun içi, Mağara Kanyon kenarında karstik bir kaynak var. Bu bölgede damla taşlar mağaraların gerçekten hemen hemen her mağarada zengin olarak bu kimyasal oluşum şekillerini görüyoruz. Ama bunun da sebebi bitki örtüsü ve iklim özellikleri. Yoğun bitki örtüsü ve iklim özellikleri. Aynı zamanda buradaki şekillerin bol renkli olmasının sebebi zaman zaman kireç taşlarının içindeki metalik mineraller olduğu gibi üstte bulunan geçirimsiz litolojilerden taşınan minerallerin de damla taşların oluşumu sırasında renklenmesinde etkileri var. Burada sığ karstın en karakteristik özelliği görüyoruz. Yüzeye son derece yakın ve hemen üzerindeki yoğun bitki örtüsüne bağlı olarak bitkilerin kökleri daha nemli bir havaya sahip olan mağaraya inmişler. Hemen hemen her şekli. Ama yine dikkat edersek sarkıtların boyları fazla büyük değil. Bunun da sebebi karst taban seviyesine son derece yakın olmaktan ileri geliyor. Bir diğer alan Doğu Karadeniz Dağları karst alanı. Buradaki karstlaşma da sınırlı boyutlarda yer alıyor. Bölge genelinde parçalanarak askıda kalmış paleokarst. Demek ki karstlaşma, pliosen karst ya da alt pleistosendeki buzul arası dönemlerde karstlaşma var ama bu geçirimsiz litolojiler üzerinde bulunmasından dolayı askıda kalmış, tünemiş vaziyette ve askıda kalmasından dolayı da gelişememiş bir karst. Örtülü karst dediğimiz toprakla örtülmesi, eğer bir karst yüzey bitki örtüsü ya da alüvyonlarla üzeri örtülecek olursa karstlaşma durur. Karst gelişemez. Bu karakteristik bir özellik. Bu bölgede de karst taban düzeyi, geçirimsiz litolojiler Gümüşhane civarında karst taban düzeyi volkana tortular görüyoruz. Onun üzerinde kratese yaşlı kireç taşları. Bir mağara var. Uzun bir mağara. Ama bu da akarsu yatağı yaklaşık olarak 1200-1300 metre aşağıda. Eğer burası tamamen kireç taşı olsaydı karşılaşma ta buraya kadar inecekti. Ama yukarıda asılı vaziyette kalmış. Yani tünemiş karst. Tünemiş karst. Aynı özelliği burada da görüyoruz. Altta geçirimsiz birimler. Hemen üzerinde kireç taşları ve burada da uzun yatay mağaralar meydana gelmiş. Karst taban seviyesinin yukarıda olmasından dolayı bu bölgede genel olarak aktif, yarı aktif mağaralar. Çünkü yukarıdan gelen sular çok fazla derine gitmeden karst taban seviyesinin üzerine gelecekler ve orada tünemiş bir yeraltı akiferini oluşturacaklar. Böyle olunca da
Bu bölgede aktif, yarı aktif, üst bölümleri fosil olan mağaralar var. Buradan şu, Doğu Karadeniz için şunu söyleyebiliriz. Doğu Karadeniz bölgesi karşısında hakim şekil grubunu mağaralar oluşturuyor. Buradaki mağaralar da çoğunlukla Gümüşhane ve Bayburt tarafında yer alıyorlar. Bu toprak örtüsü altında gelişen bir mağara. Gümüşhane'de Akçakale Mağarası, yüksek bir tavanı var. Üzerinde lateritik toprak var. Tavan son derece incelmiş. Yağışlı dönemlerde o lateritik topraktan emilen ve mağaraya ulaşan sular bu şekilde bir renklenme yaratıyor. Yine burada da son derece karakteristik, ilginç şekilleri görebiliyoruz. Bu Tokat'ta Balıca Mağarası, Soğan Sarkıt'ta. Gerçekten bu şekillerin hepsi karst taban seviyesinin yüzeye son derece yakın olduğunu, mağaraların fazla yüksek ya da derinde olmadığını gösteriyor. Evet, pardon, geri gidiyormuşuz, özür dilerim. Evet, burada yine Tokat Balıca Mağarası'nda sarkıtlar, soğan sarkıtlar. Bu mağaranın yüksekliğinin fazla olmadığını, aynı zamanda yeraltı suyu seviyesine yakın olduğunu, burada küçük sığ göllerin olduğunu gösteriyor. Bu soğan sarkıtlar gerçekten ülkemizden bir yana dünyada da ender olarak bulunabilen şekiller. Şimdi Orta Anadolu Kars bölgesi. Orta Anadolu Kars bölgesi. Biz coğrafi olarak Orta Anadolu'yu etrafı yüksek dağlarla çevrili. Toritler ve pontiklere ait yüksek dağlarla çevrili. Ve bu yüksek dağlarla çevrili olmasından dolayı orografik hüküm sürdüğü bir bölge. Orta Anadolu Kars bölgesi. Orografik karasallığın. Ve diğer önemli bir özelliği yüzeyden kapalı bir iç havza olması. Yüzeyden kapalı çoğu yerde, yüzeyden kapalı bir iç havzası. Orojenik kuşaklar arasındaki paleo-coğrafik çukurluklarda biriken sedimanların, miyosen ve pliyosen sedimanlarının örttüğü bir çukur alan. Bu alanlar özellikle güney bölümü, Konya Kapalı Havzası'nın olduğu yerde yüzeyden kapalı, ancak yer altından kısmen Tuz Gölü'ne doğru, kısmen de Göksu ve Çakıt Çayı'na doğru bir su hareketi var. Buna karşılık bölgenin kuzey kesimleri Sakarya Nehri vasıtasıyla Karadeniz'e direne oluyor. Bu bölge bu coğrafik özelliklerinden dolayı kendine özgü ve yapı ve şekilleri var. Ve bu şekilde, tanıtıcı bu şekiller diğer bölgelerden kesin olarak ayrılabiliyor. Bu bölgedeki karstik kayaları Anatolitlere ait mermerler, Permo-Triyasi yaşlı mermerler ve bunların üzerini örten, özellikle obruk karstına karakteristiğini veren neojen yaşlı, gölsel ya da güney kesimlerinde denizel karbonatlı kayaçlar. Bu kuzeyden ve güneyden çevrili, buna karşılık derin altından farklı havzalara doğru bağlanan bir bölge. Bu bölgenin etrafı yüksek dağlarla çevrili, bu bölgenin en karakteristik şeklini derin havza karşısını belirleyen obruklar oluşturuyor. Obruklar gerçekten gelişim özellikleriyle dünyada bu konuda en iyi örnekleri oluşturduğu gibi günümüzde de çok önemli çevresel sorunları beraberinde geliyor. Şimdi etrafı yüksek dağlarla şehri. Yağış fazla yok. Ülkemizin en kurak bölgelerinin başında geliyor. Ama burada derin havza karşısına ait obruk gelişimini görüyoruz. Obrukların oluşumuna şimdi burada girmeyeceğim. İnşallah önümüzdeki günlerde ya da aylarda obruklara ait bir seminer yapmak isterim. Burada obruk gelişimini belirleyen özellik, birincisi orografik özellikler. Yani etrafı yüksek dağlarla çevrili olacak, çukur olan. Bu yüksek dağlardan buraya sular, yüzey suları yer altına girecekler. Orografik özellik. Bir diğer önemli özellik jeolojik yapı.
çözünmeye uygun kayalar, mermerler ve neojen görsel ya da kısmen denizel özellik kayalar. Tektonik rejim son derece önemli. Tektonik rejim. Biz İç Anadolu'yu biliyoruz ki blok halinde yükselen bir bölge. Blok halinde yükselen bir bölge. Yine az sonra son bölümde söyleyeceğim. Bu yükselmeyle beraber kuzey-güney yönlü gerilmenin olduğu ova rejimi bir bölge. Bu da yeraltı suyunun sürekli olarak derine indiğini, bölgenin sürekli olarak alçaldığını gösteriyor. Ve bu bölgedeki yeraltı suyu özellikleri, yeraltı suyu hareket özellikleri. Daha önce de söylemiştim, Konya Havzası'ndaki o kapalı havzadaki yeraltı suyu yıllık 7 metre civarında Tuz Gölü'ne doğru hareket ediyor. Yıllık 7 metrelik bir hareket var. Aynı zamanda buradaki paleotopografya, özellikle neojen örtünün geldiği daha önceki paleojeografik koşullara uygun topografik özellikler. Yani neojen örtüsü bu alana eski karstik çukurlukların üzerine gelmiş. Paleotopografya karstik işte o örtülüyor. O zaman karstlaşma, yani ne kadar yüzeyde biz yüzey karstını göremiyoruz ama hemen yüzeyin altında obruk karstı, obruk karstı da paleotopografyayla uyumlu olarak gelişiyor. Bir diğer önemli özellik iklim ve değişimleri. Burada iklim derken Kuaternerin ya da Pleistosen'in plüvyal dönemlerdeki iklim özellikleri. Plüvyal dönemlerdeki iklim özelliklerini gösteriyor. Burada bölge genelinde Kuaternerde deniz seviyesinin alçalmasına bağlı olarak yeraltı suyu seviyesi de alçalmaya başlıyor ama sınırlı boyutlarda bir alçalma oluyor. Bu alçalma az önce söylediğim paleotopografik şekillerde meydana geliyor. Alçalmanın yaygın olarak bulunduğu yer. Bu alçalmaya bağlı olarak polileşme ve obruk morfolojisi belirgin bir şekilde yer alıyor. Az sonra yine kısaca anlatacağım. Bölge genel olarak, kuşak olarak yani ne kadar Türkiye Kars bölgeleri sınıflamasında bunu anlatmamıştım. Sınıflamaya dahil etmedik. Çünkü farklı bir özellikler var. Orta Anadolu platoları Kars kuşağı dediğimiz bir kuşak. Ülkemizin en geniş kesimini oluşturan bölge. Kuzeyde Küre Dağları'nın olduğu, Küre Dağları platosunun olduğu yer, Orta Anadolu'da Konya Havzası'ndaki platoların olduğu yer ve Taşeli platosunun olduğu yer. Ülkemizin en geniş yeri. Ve buna bağlı olarak da derin havza karstının şekli olan obruklar yaygın olarak gelişiyor. Etrafı yüksek dağlarla çevrili ve çukur bir alanda yer alıyor. Bu obruklar sadece günümüzün koşullarında oluşmuyor. Günümüzdeki koşullarda oluşmuyor. En azından Pliyosen'den beri gelişime gösteriyor. Çok önemli gelişim özelliği var ve ova seviyesi ki ortalama 1000 metre, 950-980, 1000-1010 metre, 1000 metreden etrafındaki dağlar 1650 metreye kadar obrukları görüyoruz. Ama bu obrukların, bu 600 metrelik yükselti katında gelişen obrukların oluşması en azından Pliyosen'den beri devam ediyor. Bu bölgede 550-600 metrelik yükselti katındaki obruklar güncel obruklar oluşum halinde, buzul dönemlerinde olmuş genç obruklar, paleo obruklar ve fosil obruklar olarak 4 farklı grupta toplanıyor. Karakteristik bir özellik. Obruklar sadece Konya Havzası'nda değil, Orta Anadolu'nun işte Sakarya Nehri tarafından drene edilen bölgelerde görüyoruz. Olduğu yerlerden başlıyor, güneye Karapınar'a kadar uzanıyor. O zaman bunların gelişmesini belirleyen olay tamam litostratigrafik özellikler ama bir diğer önemli özellik sürekli olarak bölgenin hafifçe yükseliyor olmasıdır. Yükseliyor olma yeraltı suyu seviyesinin alçalmasını karakterize ediyor. Günümüzdeki obrukların gelişmesi göz önüne alındığımızda obrukların
gelişmesi artık doğru azalıyor. Buna karşılık güney bölgelerde özellikle Konya Kapalı Havzası'nda karakteristik bir hal alıyor, yoğunlaşıyor. Günümüzde de çok sayıda obruk var. Burada dikkat ederseniz daha önceki gerek Batı Anadolu gerekse Karadeniz dağlarında söylediğim gibi farklı bir özellik var. O bölgelerde Kars taban düzeyi morfolojik taban düzeyinden yukarıdaydı. Buna karşılık Orta Anadolu'da Kars taban düzeyi morfolojik taban düzeyinin altında. Yani morfolojik taban düzeyi yukarıda. Öyle olunca derin havza karstı gelişiyor. Derin havza karstı gelişiyor. Buradaki obruklar sadece günümüzün koşullarında değil. Örneğin şurası Trias yaşlı kireç taşları. O Trias yaşlı kireç taşlarının içinde sadece şurada bir obruğu andıran şekil var. Ve bunun içinde de Pliyosen yaşlı kırıntılar var. Pliyosen sadece bu çukur alanı tamam. Bunun üzeri Pliyosen'le örtülmüş. Sonra Pliyosen süpürüldüğü zaman bu Trias kireç taşlarında gelişen çukurluğun içinde neojen korunmuş olarak kalıyor Pliyosen. Bu da şunu gösteriyor. Eğer bu dolgu Pliyosen yaşındaysa en azından alt Pliyosen'den beri bu bölgede obruk gelişimi var. Yine buranın diğer önemli bir özelliği biz biliyoruz ki birçok araştırmacı onu söyler. Konya Havzası'ndaki plüvyal gölün çekilmesinde iklim özelliklerinin belirleyici olduğu söylenir. Tamam doğrudur. İklim özellikleri belirleyici ama iklim özelliklerinin önüne geçen en önemli özellik obruk gelişimidir. Çok yakın bir zamanda 10 sene kadar önce Şumra batısında işte May Barajı yüksekliği 15 metre olan su sütunda olan bir May Barajı çökme meydana geldi ve su bir gecede o obruk vasıtasıyla yerin altına diren oldu. Bakın şunlar dağların yüksek kesimlerinde bulunan Pliyosen yaşlı, Pliyosen döneminde oluşmuş fosfruklar. Konya Havzası. Arada 600 metre yükselti var, farkı var. Bu obrukları görüyoruz. Öyle olunca Konya Havzası'nın gelişmesinde iklimin önüne obruklaşma gelişmiş. Coğrafi olarak olduğu gibi karşılaşma açısından da Konya, Orta Anadolu Kars bölgesi, Konya Kapalı Havzası Kars alanı ki burada derin Kars, obruk Kars'tı. Yukarı Sakarya Havzası Kars alanı, mermerler içinde, Permotrias mermerler içinde mağaralar var ama onlar alüvyal boğulmaya uğramış. Ve kısmen de mermerlerin üzerindeki neojen sıyrılmış, eksüme paleokars açığa çıkmış. Buna karşılık bölgenin doğu kesiminde litolojiye bağlı olarak gelişen yukarı Kızılırmak Havzası karst alanı. Yani jips karstıyla karakterize olan bir alan. Obruklar ve bunlar da yine Tuz Gölü'nün hemen batı taraflarında traverten konileri. Konya Havzası'nı tektonik olarak, stabil olarak bilinir ama tersine son derece aktif. Özellikle güney kesimlerinde, güneybatı kesimlerinde gerçekten çok önemli kırık hatları var. Bu kırık hatlarına bağlı olarak çok sayıda traverten çıkışları, termal çıkışları görüyoruz. Aynı zamanda obrukların erimesi sonucu, obrukların oluşturan sular Tuz Gölü Havzası'na doğru geldiğinde belirgin faylara bağlı olarak yüzeye çıkıyorlar ve burada da traverten konileri meydana geliyor. Bu Kızılırmak Havzası'ndaki jips karstının karakteristik özelliği. Jips karstı litolojik özelliklerin belirlediği bir olay. Şimdi Doğu Anadolu Kars bölgesi fazla karakteristik bir bölge değil. Burada ne kadar Ross tektonik kuşağına ait karbonatlı kayaçlar var ama yoğun tektonik hareketler nedeniyle bu kayalar büyük ölçüde parçalanmışlar. Aynı zamanda bölgenin sıkışmalı bir rejim, tektonik rejim altında bulunması, yatayda daralma, düşeyde kalınlaşmaya bağlı olarak üst üste gelen tektonik dilimler nedeniyle kireç taşlarının hem yatay hem de düşeyde devamlılıkları yoktur. Buna bağlı olarak da bölge genelinde belirgin bir kars taban düzeyi oluşamamıştır. Burada parçalanmış kireç taşlarının yanında ofiolitik melanj ve volkanizma
karşılaşmayı kontrol eden en önemli özelliktir. Ofiyotik melanj ve volkanizma. Bunun dışında iki özelliği her ne kadar karşılaşma için yeterli, aynı zamanda bölge yükseldiğinden dolayı sürekli olarak yarılıyor. Bugün ülkemizin en derin akarsularının bulunduğu yer, Fırat ve kollarının bölgeleri bir şekilde yarıyor. Ama bu yarılma karşılaşmaya etki etmiyor. Niye? Karbonatlı kayaçlar sınırlı alanlarda yer alıyor. Burada yüksek dağ karstına ait tektona karstik havzaları görüyoruz. Sığ karstın en karakteristik özelliği. Bu özellik aynı zamanda mağara gelişimine de etki etmiş. Son bölgemiz Güneydoğu Anadolu Kars bölgesi. Bu bölgemizde Arap levhası üzerinde yer alan tersiyer kırıntılı kireç taşlarında, yani Paleosen, Eosen ve Miosen kireç taşları içinde bir karstlaşma meydana geliyor. Ama buradaki yapılar stabil yapı. Stabil derken masifin üzerinde, Arap levhasının üzerinde bulunmasından dolayı ilksel konumları fazla bozulmamış. Ve buradaki tersiyer, özellikle Paleosen, Eosen kireç taşlarıyla Miosen kireç taşlarının litostratik özellikleri ve aynı zamanda bu Arap levhasının hafifçe yükseliyor olması çarpışmayla beraber bu bölgeyi plato karakterine sokuyor. Buradaki Fırat ve Dicle'nin bu platoyu yarması sonucu da plato karakterli bir karst. Fırat ve Dicle tarafından hafifçe yarılan bu tersiyer kayaları üzerinde ülkemizin en karakteristik ve devamlılık gösteren plato karakterli yüzey karstı gelişiyor. Ha, burada bazı yerlerde sığ karst, bazı yerlerde orta derinlikte bir yüzey karstı görüyoruz. Ama en önemli özelliği plato karakterinde olması. Plato karakterinde Arap levhasının üzerinde bulunmasından ileri geliyor. Paleosen ve Eosen kireç taşlarında yüzey karstı çok sınırlı ve buralarda da yarılmış vadi yamaçlarının kenarlarında kaynak çıkışları ve arkasında da fazla büyük olmayan bölgesi gelişmiş oluyor. Bu bölgede belirgin bir mağara yok. Bunlar özellikle Eosen ya da Paleosen kireç taşları, kirli kireç taşları, tebeşirli kireç taşları her ne kadar başlangıçta doğal koşullarda yeraltı suları oluşturmaya başlamış. Ama daha sonraki dönemlerde insanlar bu mağaraları genişleterek bunları değişik amaçlarla kullanmaya başlamışlar. Şimdi arkadaşlar, bir iki slaytım vardı. Bu da Türkiye karstını özetleyen bir bölge var. Türkiye karstını. Çok zamanınızı aldım biliyorum, yoruldunuz, sıkıldınız ama bu Türkiye karstını anlatırken, özelliklerini söylerken, eğer biz Orta Anadolu platoları karst kuşağını anlatacak olursak Türkiye karstının ana hatlarıyla ortaya çıkarmış oluyoruz. Burada nedir? Bu dikdörtgenle gösterdiğimiz Türkiye arazisinin kuzey-güney yönünde en geniş olduğu alan. En geniş olduğu alan. Ve bu alanın hemen batısında ve doğusunda en dar olduğu alan geliyor. Bu ne oluyor? Afrika levhasının kuzey hareketi. Demin Torosları bölgelere ayırırken söylemiştim. Afrika levhasının Anadolu levhasına altına dalması sonucu torit kuşağı parçalanıyor dedik. Ve aynı zamanda İskenderun Körfezi ve Antalya Körfezi'nin olduğu bir girinti oluşuyor. Aynı özelliği Sakarya Havzası, Kızılırmak Havzası'nda görüyoruz. Bunu ben öğrencilerime çok kaba olarak şunu belirtirim. Bir büyük pamuk çuvalını iki yerinden iple sıkıştıracak olursanız, iple sıkışan bölge daralacak. İki sıkışan bölgenin arasında bir genişleme meydana gelecektir.
bir genişleme. Genişleme ile beraber hafifçe bir kabarma, yükselme meydana gelecektir. İşte bu alan sözünü ettiğim ülkemizin en geniş doğudan ve batıdan sıkıştırılıp orta kesimi geniş olan bu bölgede karakteristik platolar var. Bu platoların oluşumları farklı, kökenleri farklı. Örneğin Karadeniz bölgesinde, Orta Karadeniz kuşağı üzerinde Küle Dağları'nın olduğu alan gerçekten çevresiyle beraber bir platoluk alanı oluşturuyor. Küle Dağları platoluk alanı. Buna karşılık işte Kars üzerinde gelişmiş en karakteristik plato Orta Toroslar'daki Taşeli platosu. Hemen onun kuzeyinde havza içi platoların en karakteristik örneğini Konya Kapalı Havzası'nda gördüğümüz işte Obruk platosu, Cihanbeyli platosu, Haymana platosu güneye doğru gittiğimizde, kuzeye doğru gittiğimizde gün yüzü platosu, Eskişehir platosu gibi plato. Neticede oluşum özellikleri, yapısal özellikleri, coğrafi özellikleri, meydana gelen şekilleri farklı olan ama gelişim özelliği birbirine benzeyen bir alan. Orta Anadolu platoları, Kars kuşağı. Bu kuşakta gerçekten kendine has özellikleri olan şekiller meydana geliyor. Bunun da bu sıkışmayı karakterize eden örneğin Antalya Körfezi'nin hemen kuzeyinde Sultan Dağları dirseğine olduğu kadar Kovada Grabeni'nin olduğu yerde büyük bir tektonik alt var. Bu büyük bir yeraltı suyu hareketinin olduğu yer. Hemen önünde Antalya travertenleri var. Hemen kuzeye çıktığımızda Sakarya Nehri'nin olduğu alan ve burada Sakarya Nehri'nin bükülmeye başladığı alan aynı zamanda Adapazarı kalın alüvyona sahip Adapazarı Ovası'nın olduğu alan. Büyük Sakarya. Buna karşılık doğuya doğru geldik. Kızılırmak Havzası'nın olduğu alan ve burada deltasının oluştuğu yer ve hemen güney doğuya geldiğimizde Çukurova. En azından Miyosen'den beri devamlı derinleşen kalınlığının 7000 metreye ulaştığı alüvyonlarla kaplı bir alan. Ve hemen bunun önünde derinliği 5000 metreye aşan Doğu Akdeniz Çukurluğu. Neticede bu ülkemizin kuzey-güney yönünde en şişkince bölümünü oluşturan alan Afrika levhasının batıya doğru hareket eden Anadolu'nun güneyden gelen Afrika levhasının kuzeye doğru sıkıştırmaya başlamasıyla orta kesimin genişlemesi. Yani sıkıştırmanın olduğu yerde Antalya Körfezi, Sakarya, Çukurova, Kızılırmak arasında sıkışma, buna karşılık orta kesimde bir genişleme, gerilme, ova rejimi meydana geliyor. Ve bu gerilme ile beraber de yükselme meydana geliyor. Ve burasının en önemli özelliği derin kasta ait şekillerin meydana gelmesi. Derin kasta ait şekiller. Bu da ne zaman sağlanıyor? Neotektonik dönemle beraber sağlanıyor. Neotektonik dönemle birlikte özellikle kuaterner içindeki sıkışmalar ve gerilmelerle sağlanıyor. Bunun sonucu olarak da sürekli gençleşen yani sürekli yükselen bir bölge hem geriliyor, kuzey-güney yönünde geriliyor hem de yatayda yükselmeye başlıyor. Platoluk bir alan ve burada da sürekli gençleşen bir karstlaşma. Bunun da en önemli tanıtı şekilleri örneğin Orta Karadeniz'de kuyuluş ve kanyon vadiler ve mağara kanyonlar. Derin karstın karakteristiği kuyuluş. Kuyuluş bölgede kuyu şekillerine, dikey mağaralara kuyuluş denir. Ve aynı zamanda burada da derin kanyon vadileri ve mağara kanyonları görüyoruz. Buna karşılık en güneyde ise ülkemizin en karakteristik karstik platosu olan Taşeli platosu ama ondan ötesi ülkemizin en derin mağaralarının bulunduğu yer. En derin mağaralarının bulunduğu alan. Buna karşılık bu iki yükselim arasında yine orta yerdeki İç Anadolu bölgesinde
derin havza içi karst, deep karst, yani obruk karst. Bu plato, bu plato kuşağı, Orta Doğu platoları kuşağı, Türkiye karstının özellikle neotektonik dönemden beri sürekli olarak yükseldiği bir bölgede, genişlediği bir bölgede çok önemli, çok kökenli gelişim özelliği gösteren derin karsta ait şekilleri yaygın olarak görüyoruz. Bu ülkemizde gerçekten son derece karakteristik ve Türkiye karstını karakterize ediyor. Son slaytım, Türkiye karstının gelişim dönemleri. Bunu yaklaşık olarak 15 yıl önce bir yerde yayınlamıştık. Türkiye karstını oluşum ve gelişim özelliklerine göre 4 belirgin döneme ayırıyoruz. Bir tanesi en yaşlı olan, en aşağıda olan fosil karst. Fosil karst. Fosil karst Permiyen'den Orta Miyosen'e kadar. Bu da kendi içinde bir gömülü karst dediğimiz Permiyen ve üst krateseri. Permiyen'deki gördüğümüz demir yatakları, diasporitler, metamorfizm olmuş demir yatakları Muğla civarında gördüğümüz o Permiyen kireç taşları içindeki karstik alanlar. Sonra üzerine kalın örtü tabakaları geliyor. Sonra yine kratesi, üst kratesinde biz gömülü karstı görüyoruz. Üst kratesinde özellikle Orta Toroslar'da Seydişehir, Akseki civarında gördüğümüz boksit yataklarının yataklandığı çukurluklar üst kratesinde ki karstlaşmaya bağlı olarak gelişiyor ve bunların içinde boksit mineralleri çökeliyor. Sonra üzeri, üst kratesi sonra tersiyer çökelleriyle kapatılıyor. Örtülmüş vaziyette. Metalik demir ya da boksit işletmesi için bunlar kazılıyor. Bir diğer özellik örtülü karst. Örtülü karst. Kısmen açığa çıkmış. Eosen, üst miyosen arasında. Üst miyosen çökelleri. Miyosen çökelleri. Üst miyosen çökellerinin örtmesi sonucu oluşuyor. Buna karşılık üst miyosenden itibaren yani neotektonik dönemle beraber paleokarst gelişiyor. Burada üst miyosen, üst pliyosen gelişme dönemi paleokarstın ve üst pliyosen olgunluk dönemi. Şimdi arkadaşlar, geçen dersimizde söylemiştim. Eğer bir karst oluştuktan sonra üzeri örtülmüyorsa, topografyada biz bunu bozulmuş olarak görüyorsak bu paleokarsttı. Eğer üzeri örtülüyorsa biz buna fosil karst adını vermiştik. Buna karşılık Pleistosen buzul dönemlerinde genç karst, neokarst dediğimiz bir karst. Yani buzul arası dönemleri karakterize eden karstlaşmayı görüyoruz. Buna karşılık günümüzde tüm Türkiye'de gördüğümüz, özellikle Orta Toroslar'da gördüğümüz karstik şekillerin büyük bir bölümü, yani yoğun karst, vahşi karst, holokarst tamamen Würm buzul dönemiyle beraber gelişmeye başlıyor. Würm buzul döneminde deniz seviyesinin alçalması, daha sonra yani işte buradaki iklim özelliklerine bağlı olarak karst geliyor. Gerçekten vahşi karstı yaratan Würm'den günümüzdeki dönemdeki karst. Günümüzde yüzeyde gördüğümüz kanyonların olduğu, derin yapıyaların olduğu, içsel karstın olduğu alanlar. Evet, ben çok zamanınızı aldım ama bunu yarım bırakmak istememiştim. İlinize teşekkür ediyorum.